Evet. Şu anda Türkiye'de biliyorsunuz arkadaşlar, sosyal medya çok iyi kullanılıyor. Çok kullanılıyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sosyal medya mükemmel bir şekilde kullanılıyor. Ben belli bir dönem ara vermiştim metal dedektör üretimine. O ara verdiğim dönemlerde Facebook, YouTube gibi kanallar, işte sosyal medya argümanları yoktu. Biz reklamlarımızı satış için işte gazetelere verirdik, televizyonları kullanırdık ve bu şekilde satış gerçekleştirirdik. Sonra bir baktık YouTube gibi, işte Vimeo gibi kanallar açılmış. İşte sosyal medya argümanlarından yine işte Facebook gibi, Instagram gibi bazı sayfalar oluşturulmuş, içerik şeyler oluşturulmuş. İnsanların bir araya geldiği, orada organize olduğu, orada bazı şeyleri paylaştığı, bazı şeyler yapılmış, uygulamalar yapılmış ve şu anda konumuz bu. Defineciler de sosyal medyada çok güzel organize olmuşlar. Peki düzgün kullanıyorlar mı? Arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla, incelediğimiz kadarıyla şu anda Türkiye'de sosyal medya organları defineciler tarafından düzgün kullanılmıyor. Dedektör kullanıcıları tarafından düzgün kullanılmıyor. Şu anda bir sürü Facebook sayfası, bir sürü internet sitesi, bir sürü kanal var. YouTube kanalı gibi internet işte video kanalları var. Burada bir sürü insan videolar çekmiş, yayınlıyorlar. Arkadaşlar, her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de üçkağıtçılar var, dolandırıcılar var. Sizin cebinizdeki parayı almak için çaba gösteren insanlar var. Kimisi bunların videolar çekerek, sizlere şirin görünerek, sizlerin işte merak ettiğiniz şeyleri yalan yanlış bilgilerle sizlere aktarmaya çalışarak YouTube'daki izlenimlerini yukarı çekip YouTube'dan para alma telaşında olanlar var. Açtıkları Facebook sayfalarında, gruplarda bir metal dedektör üreticisiymiş gibi, bir metal dedektörü satıcısıymış gibi kendini gösterip oradan işte cihaz satmaya çalışıp sizden para almaya çalışanlar var. En çok da araziye işte cihaz kiralama yapıyormuş gibi işte bazı sayfalar açmışlar. Cihaz kiralıyoruz, geliyoruz yerlerinize bakıyoruz tarzında sayfalar da kurulmuş. En önemlisi de arkadaşlar tarihi eser satışı. Bakın şu anda sosyal medya tarihi eser satışı ile alakalı kullanılıyor. İncelediğimiz bazı Facebook sayfalarında insanlar birbirleriyle tarihi eserleri paylaşıyorlar, fotoğrafları paylaşıyorlar. Arkadaşlar, siz zannediyor musunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti uyuyor? Devlet hiçbir zaman uyumaz arkadaşlar. İnanın o sayfaların birçoğu devlet tarafından kontrol edilir. Onlar tarafından açılmış sayfalar var. Sizin o sayfada paylaştığınız fotoğraflar onlar tarafından da biliniyor. Ve bunlar ileride delil olarak sizin önünüze konacak. Siz Facebook sayfalarında fotoğraflarınızı paylaşıyorsunuz. Telefon numaranızı paylaşıyorsunuz. Adreslerinizi paylaşıyorsunuz. İş yerlerinizi, evinizi paylaşıyorsunuz. Ve aynı sayfalarda tarihi eserleri de paylaşıyorsunuz. Defineci olduğunuzu, hangi cihazı, nerede, nasıl kullandığınızı paylaşıyorsunuz. Bakın bunlara dikkat edin. Sosyal medya belki bir veli nimet ama ileride size çok büyük bir külfet ve sıkıntı da olabilir. Ben birçok dava gördüm bugüne kadar. Birçok defalar evim arandı, iş yerim arandı. Birçok defalar tarihi eserle, tarihi eser kaçakçılığıyla veya bir sürü işte Kültür Bakanlığı'nın bana açtığı davalar, defineciliği özendirmeyle alakalı çok salak saçma iddialarla da mahkemelik oldum. Sosyal medya ile alakalı önünüze sürekli geliyor. Ne paylaşmışsın, ne zaman paylaşmışsın, hangi fotoğraf atmışsın, kime göndermişsin, telefon dinlemeleri veya WhatsApp'ta paylaştığınız fotoğraflar, konuşmalar hepsi önünüze satır satır kalem kalem geliyor arkadaşlar. Siz eğer kanunların dışında bir define uğraşı içindeyseniz, bir kaçak kazı içindeyseniz, bir tarihsel satışının organizasyonu içindeyseniz emin olun takip ediliyorsunuz. Telefonunuz dinleniyor. Sizin dinlenmiyorsa sizi arayanın dinleniyor. Ya ben 6 ay dinlemeye takılmışım. 6 ay. 6 ay sonra benimle alakalı dava açıldı. Tam 55 kişi biz dava gördük. 55 kişi. 6 ay dinlenmiş benim telefonlarım. Siz zannediyor musunuz ki ben işte Anadolu'nun bilmem ne köyünde kasabasındayım. Beni kimse dinlemez, beni kimse bilmez. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Siz sosyal medyayla kendinizi zaten ifşa etmişsiniz. Siz üye olduğunuz sayfalarla, üye olduğunuz gruplarla zaten kim olduğunuzu ifşa etmişsiniz. Artık muhatap alınıyorsunuz, biliniyorsunuz. Tanınıyorsunuz. Kimin kucağındasınız? Kimin ağına düşmüşsünüz? Farkında bile değilsiniz. Adamlar 250 liraya cihaz satıyorlar. Ne gönderiyorlar? Salatalık. Salatalık geliyor size. Ulan 250 liraya dedektör olur mu? 500 liraya dedektör olur mu? Hiç mi aklınız yetmiyor buna? Siz ucuz diye alıyorsunuz. Ne geliyor? Süpürge sapı geliyor. Alın bunu, süpürgeye takın yani. Yani bu kadar insanların aklını
böyle kiraya vermesi beni delirtiyor. Sosyal medyada bu insanların nasıl oyuncağı olabiliyorsunuz? Adam bir tane grup kurmuş. Orada çok iyi biliyor, işaret çözüyor. Adam çok uzman, uzman abi, uzman defineci, uzman dedektörcü. Dedektör tarif ediyor. Dedektör satıcısı. Emin olun bu insanların birçoğu ne dedektörü biliyor, ne defineyi biliyor, ne işareti biliyor, ne de sizin merak ettiğiniz konularla alakalı bilgi sahibi. Emin olun birçoğunu yemeye içmeye parası dahi yok. Adam dolandırıcı. Sizin cebinizdeki paraya göz dikmiş. Arkadaşlar, sosyal medyaya dikkat edin. Sosyal medya sizin sonunuz olabilir. Sizi rezil edebilir. Hepinizin ailesi var, çoluk çocuğu var, işiniz gücünüz var. Bir onurunuz, şerefiniz var. İki tane şerefsiz yüzünden, iki tane haysiyetsiz yüzünden, iki tane üçkağıtçı yüzünden onurunuzu, şerefinizi, paranızı, haysiyetinizi ayaklar altına atmayın. Rezil olursunuz. O yüzden lütfen sosyal medyaya, YouTube kanallarına, Facebook sayfalarına dikkat edin. Gruplara dikkat edin. Nereye girdiğinize dikkat edin. Kiminle muhatap olduğunuza dikkat edin. Yoksa başınıza çok ciddi sıkıntılar alırsınız ve bir mahkeme gördüğünüzde, bu sicilinizde işlendiğinde her an karşınıza, her yerde çıkabilir, haberiniz olsun. O yüzden lütfen dikkat edin. Define ve definecilik hafife alınacak iş değildir. Dikkat edin, öğrenin. Bilgi güçtür. Ben bunu sürekli söylüyorum. Bilmeden, öğrenmeden bu işe girmeyin. Bu kadar.